Herkese merhabalar, ben Hüseyin Ocak. Acil bir videoyla karşınızdayım. Bu videonun konusu Gine açıklarında Türk gemisine korsan saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin ise halen rehin olduğunu öğrendiğimde çekmeye karar verdim. Kanalımda bu tarz içerikleri ara sıra görüyor olabilirsiniz. Bugün çektiğim 4. video. Normalde uyuyacaktım fakat bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Detaylar videomuzda, ses kayıtları var, yaşananlar var. Haber bir kişi hayatını kaybetti olarak yapılmış olsa da şu anda çektiğim saat itibariyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği edinilen duyumlar arasında detaylar videomuzda. Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında Mozart isimli bir Türk gemisi silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kaçırıldı. Fakat edinmiş olduğum bir haberde yer alan bilgiye göre bir kişinin daha hayatını kaybettiği de gelen bilgiler arasında, doğru mu değil mi bilmiyorum. Nihat Uludağ detayları paylaştı. Uludağ 4. kaptanla temas kurulduğunu, korsanların radar sistemlerini bozduğunu ve geminin şu anda kör bir şekilde seyir yaptığını da bildirdi. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. kaptan Furkan Yaren, radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyredildiğini bildirildi. Yaren, 2. mühendis Farman İsmailov'un ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor şu anlık. Gemiden gelmiş olan bir ses kaydı var, bir konuşma var. Dilerseniz şimdi onu izleyelim. Ardından yeniden detayları paylaşmaya devam edeceğiz. Ne yapıyorsun Murat? İyiyim. İyi misin kardeşim? Şimdi grupta... İkinci mühendis öldü. Tamam, sen sakin ol. Sıkıntı yapma. Şirket görüşmelere başlamış. Şu an durumun nedir? Onu söyle bana. Kör bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ben de bacağımdan yaralandım. Söylemedim bir şey de. Tamam sen... nasıl söyleyeyim? Ya bir şey yok da bütün radar aktif, hepsini sökmüşler kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor. Bir tek radar çalışıyor. Tamam sen sıkıntı yapma Furkan. Sahilden uzaklaşmaya çok bak. Topal gidiyorum şirket. Vallahi rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi, başım felaket ağrıyor. Baş mühendisinden kaldık işte. Bir de yağcı kaldı, yağcının da karnında şanapnel var, kurşun var. İkinci mühendis öldü. 15 kişiyi aldılar, ben de götürüyorum gemiyi. Tamam sakin ol Furkan, ikinci mühendis şu an nerede, ikinci mühendis şu an nerede? Ben sakinim, bir şey yok ya. Tamam. Cenazesi şeyde ya, şeyde Yeke'de. Daha kaldırmadık onu şeyine. Ceset torbası arayacağım. Aşağı ineceğim. Daha işler duruyor. Sürekli şirketle sarı haber halindeyiz işte. Onlar da takip ediyorlar. Geminin ayrı bir sistemi var. İzleme sistemi, tracking. Tamam. Oradan takip ediyorlar. Rota böyleymiş. Böyle gidiyoruz 160'a. Bakalım. Tamam. Sen sakin ol kardeşim. Geri her şey hallolacak inşallah. Bakalım işte. Gemiyi sağlam bir yere götürüyoruz. Ha? Sen sakin ol. Geri her şey hallolacak inşallah. Bir sıkıntı yapma kendine. Anlamadım. Olacak ya. Ben ilk kurtulduk biz de. Yazık, ötekileri var ya, döve aldılar ya. Dövdüler tamam. Abi çok fena dövdüler. Şirket... Uludağ korsanların Nijerya uyruklu olduğunu belirterek korsanların Zodyak botlarla gemiyi bir süre takip ettiği, gemiye yanaşarak gemiye çıktığı, bizim Türk gemicileri alıp Zodyak'a bindirip ayrıldığı yönünde bir bilgi edindiğini kamuoyuyla paylaştı. Nijerya uyruklu 4 zanlının gemiye çıkarak buradaki Türk gemicileri aldığı bilgisini de edinmiş olduk ifadelerini kullandı. Aynı zamanda ses kaydında da duymuş olduğunuz üzere 4. kaptanın kör bir şekilde seyir yapıyorum, tüm kabloları sökmüşler, hiçbir şey çalışmıyor, sadece radar çalışıyor, rota verildi, verdikleri rotada götürüyorum gemi ifadesi de yer aldı. Bazı kaynaklardan edindiğim bilgiye göre de Dışişleri Bakanımızla bir irtibat kurulmuş geminin kaptanı tarafından. Fakat şu anda net bir bilgi ne yazık ki yok. Umarım zaman kaybetmeden gemicilerimizi sağ salim oradan çıkarabiliriz. Yine bir gelişme olursa bu kanaldan detayları aktarırım. Bir haberci değilim, sadece kendi fikirlerimi yorumlayarak sizlere aktarıyorum. Bunun da altını çizmek istiyorum. Sadece diğer haber bültenlerinden edindiğim bilgileri derleyip sizlere sundum bu videoda. Zaten kanalı uzun zamandır takip edenler de bunun bilincinde olarak izliyordur diye düşünüyorum. Olay henüz yeni olduğu için net bilgiler ne yazık ki yok, fakat herkesin bilmiş olduğu bilgileri de sizlere aktarmakta fayda var diye düşündüm. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.